Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı işler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür bizler de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün yine sizlerle yol yardımına gidiyoruz. Ama farklı bir isme gidiyoruz bugün. O isim de Ahmet Acar. Ahmet'in Tavukları isminde YouTube'da kanalı var arkadaşımızın. YouTuber kendisi zaten. O arkadaşımız bize ulaştı. Arabası Tekirdağ'dan bu tarafa gelirlerken Mürette civarında lastikleri patlamış. Ben de şimdi onlara yardıma gidiyorum. Ahmet Acar kardeşime yardımını dokunacak. İnşallah orada da müsaade ederse, izin verirse tabii ki sizlerle yine onu da paylaşacağım. Videosunu da çekeceğim. Bakalım bugün farklı bir içerikle birlikteyiz. Dediğim gibi Ahmet Acar arkadaşımız, Ahmet'in Tavukları YouTube'da çok güzel içerikleri olan bir arkadaşımız. Güzel videolar yapıyor. Hayvanlar üzerine biraz tavukları var. Kendisi son dönemlerde işe de girdi. Çalışıyor. Yani ekmeğini taştan çıkarmaya çalışan bir arkadaşımız sağ olsun. Takip ederseniz seviniriz. Tabii bu arada beni de takip edin arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi yoldayız, gidiyoruz. 10-15 dakikalık bir yolum kaldı. Orada tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bahsettiğim gibi Ahmet kardeşimiz burada. Müsaade ederse videoyu paylaşacağım. Paylaş. Ama yakaladık tabii bu arada. Ben tamam, teşekkür ederim. Şimdi abilerimizin, arkadaşlarımızın lastiği patlamış. Aracın lastiğinin bijonlarını sökememişler. Ben de yardımcı olacağım. Ahmet onu almasak da olur. Sadece bunları alalım. Yeter. Sen bunu bana sar mısın? Tamam ben. Ver abi, her zaman 6-7 senedir. Ben tutayım mı istiyorsun? Yok, hiç fark etmez abi. 7 senedir tutuyorum. Alışkanlık olmuş artık. Cebimde geziyor. Şunu bir indirelim. Biraz indirelim mi? Bunu indirmeden bijonları açarsak bu yomulabilir. Hmm. Sert ya bijonlar şu an. Anladım. Bak, abi öğrenmiş olduk ya. Önce bijonları gevşeteceğiz abi. Ondan sonra kirkoyu alacağız ki bu şekilde tehlike yaşarsın. Zaten bunu zor kaldırdık biz. Yani. Senin videoyu açtık. Ulan dedim ha, Orhan abliyim bu. Abi. Ya biz bu videoları niçin atıyoruz yani, abi? Yani vallahi çok işe yaradı diye. Gerçekten. Hakikaten bak direkt YouTube'a girip bakalım dedim yani. Vallahi billahi ya. Sen çıktın zaten. Ya mesela bu Doblo'nun istepleri nasıl çıkacağını, nasıl ineceğini bilmiyorlar. Ben kimse de bilmiyor. Aynen. Ben de öğrendim. Ya YouTube'da boş beleş insanları izleyeceğinize abi adamı izlesenize. Niye izlemiyorsunuz? Eyvallah Ahmet'im. Vallahi billahi ya. Gerçekten direkt o çıktı ha. Hemen abi. Oo, attık Orhan abi. İyi o yok. Maşallah o videom tuttu ya. Tutmuş. Bütün tutmasa da pek. Onlar da tutar inşallah. Yabancı Doblo olduğu için tutmuştur. Doblo çok belki var ya. Belki de evet. O da kendi Doblo'mu zaten çekti. Biz de taş koyduk bunun altına ama. Yok şu ona gerek yok. Ben kendi... Şey var, kriko var. Attım, buradan çeker misin? Hah tamam abi, hemen şöyle. Işık buradan mı alsın? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Aha. Nasıl olur ya? Abi adam lastik ya. İşin ehline bırakmak gerekiyor. Abi bu nasıl olur ya? Sabahtan beri 5 kişi uğraştık. Şu an açamadın mesela bijonu, elimle de açıyorum. Ayakla da değil. Tam nasıl oldu bu ya işte? Bir taktiği var söyleyeceğim ama burada söylesem tamam. Acaba? Yok yok, ya sen bilirsin gerçi ama. Şimdi. Abi şu an sinirlerim bozuldu ya. Orijinal. Bir saat uğraştık onunla ya. Orijinal antrenmanında zor olabiliyor ama. Bu T dediğimiz yani, bu tam dörtlü bijonlarda. Yolda araba ama durdurdum, adamdan aldım. Adam aldım. 150 kilo adam ya açamadı. Ya sadece böyle üzerinde yüklenmek yetmiyor Ahmet. Şu taktik çok önemli. Yani birden şuna şöyle asılmak çok önemli. Çünkü öbür türlü istediğin kadar zıpla üzerinde. Bak şu. Allah, üstüne çıktı adam. Allah ya. Adam 120 kilo adam. Ya bunun kiloyla veya işte kuvvetle çok tabii ki alakalı ama bir yere kadar. Bunda biraz taktik önemli. Teknik lazım. Abi boşuna dememişler. Bir işe 15 seneni vereceksin. Değil mi? Ondan sonra öyle ben bir şey de. Ahmet gibi tavuk bakalım. Estağfurullah. Ne demek? Bakamaz. Şaka yapıyorum. Orhan abi çok seviyorum yani. Ondan aramız şeydir. Ay ay ay. Vay be. Sen açılmıyor deyince ben. Abi açılmadı ya. Biz 120 kilo adam mı abi şey yapamadı yani. Açamadı. Yine onu biz biraz kaldıralım ama ya da şu ben. Fark etmez. Ama gerçekten çok fena yarılmış. Şöyle göstereyim abi. Ayt. Ooo. Evet, lastiği de göster. Lastik nasıl yarılmış öyle ya? Ulan bildiğin şey olmuş ha, bak parmaklarım yürüyor arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz. Eyvah eyvah. Ya bu lastik tel kırdıysa birden gülmemiş olabilir. O yüzdendir yani, dişine aldanma. Yani bazen müşterilerin diyor ya bunun dişi var. Hayır o değil yani. Ömrü bittiyse tarih olarak lastiği inek kullanmıştı. Aynen.
Aman Ahmet'im araba çarpmasın. Jandarma az önce dedi ki reflektör koyun dedi. Biz de şey dedi, kedi maması koyduk. Yok. Depoda unutmuşuz abi ondan. Olsun. Olur öyle şey. Bak bu daha iyi. Bu sistem ya bunlardan yok. Aslında bulunmuşsanız daha iyi arabada. Evet. Şimdi ben bunun olduğunu da bilmiyordum arabada yani. Vardır diye tahmin ettim zaten. Yani şu... Yani Türk adına salıyor mu? Evet, salıyor. Salıyor. Senin kürkoyu verir misin? Şöyle abi vereyim. Vay. Tam da yerinde durduk ha. Deniz manzarası. Evet. Ha biraz esiyor güzel falan. Güzel mekan ama. İşte. Hava soğuk. Evet. Olta molta olsaydı atardık şimdi burada seni bekleyene. Ama hızlı geldin. Doğru mu abi? İzledim. Evet. Balık da tutuyoruz arada. Yalnız sana yerken bir tehlike yaşadım Ahmet. Ha. Babamlar uğramıştım. Onda bir reçete işi vardı. Evet. Birine çarptı. Aa. Yapma be. Ama şu kadar. Ha. Yani bir şey tanıdıktı bir de. Ha, dedim ya Ahmet'e gidiyorum. Bir an önce gitmem lazım. Allah razı olsun. Vay 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 vay. Bak onları bile göstermişsin sen abi videoda. Tabii. Çeltik yerleri bilmem yani ne. Şurada dedi. Bile mesela yerleri var. Şimdi diyor ki sana buradan kirkonu vurabilirsin. Sağlam yer burası. Anladım. Ya his yapmış yapar. İşte. Siz gene iyi vurmuşsunuz kirkoyu. Kimisi şurayı yukarıya burasını i̇şte aşağıya veriyor. İşte yamultuyor ondan sonra değil mi? Bizde evet. Aynen öyle. Minibüs de oldu bizde bir kere öyle. Evet. Yanlış yere koymuşuz. Arabanın lastiğini söktük ama arabanın lastiği oldu. Onun için Ahmet'e söylüyor bak doğru yere yapalım. Çeltik olsun. Olur öyle şeyler yani. Tabii ya bir insan biraz şoförlük yapıyorsa veya araba kullanıyorsa evet. Bazı şeyler elinden gelmiyor. Ya işte evet. Ama gelirken dedik ya bir şey var dedi bu arabada ya dedi. Dedim yok sallıyor abi. Sallıyor muydu araba böyle hani? Ya markası? Bu taraf biraz fazla ses vermeye başladı. Aynen. Abi. Tel kırmış bu arabada bir. Anormallik var dedim yani. Tel değil lastik komple gitmiş. Yarılmış oradan. İzlersin. Şimdi bakacağız zaten çıkınca. Çok kötü olmuş ama ya. Ulan gördün mü ya? Ulan siz her hafta geliyor musunuz da? Tabii tabii geliyoruz. Yani 10 günde bir geliyoruz. Hasan abi var Nalbur. Tanıyor musun? Çerkez Hasan. Ona gidiyoruz işte. Onun sana gidiyoruz. Nerede tavuklar varken ondan alıyordun devamlı. Kendisinde bir dönem çalışmışlığım var. Veteriner var. Murat Akçurt. Ona gidiyoruz. Evet. Hayır. Tanıyoruz Allah aşkına. Ulan vallahi abi kaç kere uğraştık ya ulan. Ben de diyorum bunu nasıl sıkmışlar diyorum böyle anasını satayım. Ya şimdi sıkık olması tabii ki iyi. Yani yolda çıkmasının tabii. Sökülmemesi tabii ki daha iyi ama tamam. Size işte. Dediğim ufak bir taktikle en sonunda o adam ya adamı görsem var ya 120 kilo var. Edivan yani adam ha. Dağ anladım. Gibi adam. Baktım o çıkaramadı ya. Tamam biz direkt dedik lastik çıkaramadı dedim yani. Hemen dedim lastik. Abi her kaç yerden patladı evet. Gerçi. Ya bu biraz yürümenizden de kaynaklanmış. Evet. Ama dediğim gibi bu lastik ömrünü zaten tamamlamış. Evet. Diğerlerini de canta zarar vermemiş ama. Vermemiş ama diğerlerini de değiştirmeni tavsiye ederim yani. Tamam. Onlar da yakın zamanda böyle olmadı. Evet. Stepnemiz sağlam. Ha güzel. Abi stepne de çok önemli ya oğlum abi. Ya önemli olmaz olur mu? Kimisi bunu bırakıyor evinde. Abi işte, öyle şey mi olur deposunda. Ya? Evde ne yapacağız? Evet o da var. Evde ne yapacaksın yani, sen stepneyi? Bu arabada lazım olan bir şey. Fazlalık olmasın diye. Yok abi yani en güzel fazlalık bu. Yani kesinlikle. Gerçekten ama en güzel fazlalık kesinlikle. Bu yani. Senin şimdi bu lastiğin olmasa ben gelsen ne yapacağım ki? Tabii. Yani alıp doğru. Gitmem lazım. Bir daha yapmam lazım. Tamam. Şimdi abi ben seni çekmedim. Sen hemen şey yapıyorsun. Evet arkadaşlar Orhan abi geldi. Az önce bahsettim. Şimdi onun kamerasıyla da ona da video çekiyoruz. Orhan Usta 59 değil mi abi? Evet. Ha, gidip abone olup aşağıya da güzel bir like atıp bizim videoyu da izleyin. Yani bu şimdi yapılan videoyu çekilen videoyu da izleyin arkadaşlar. Gerçekten ilk biz YouTube'a girdik dedik ya bu stepnelerden çıkıyor. Bir baktık Orhan abi. Hemen açtık izledik ya çok faydalı bir şey olmuş abi. Allah razı olsun. Yoksa yani biz daha stepneyi çıkartamazdık. Gerçekten değil mi? Yani. Aynen. Bir de 5-6 kişilik lastiği sökemedik. Tamam mı? Orhan abi geldik dedi lastik çıkardı adam abi. Adam işin ehli. Lastik sıkıntınız varsa Şarköy neresi abi? Şarköy'deyiz. Merkez. Aynen merkezde Orhan abi bulup da oradan şey yapabilirsiniz. Gerçekten. Tamam arkadaşlar. Haydi bakalım devam ediyoruz. Evet buradan kaldığımız yerden devam. %36 şarjım var abi. Şarja tak. Yedek batarya aldın mı?
4 tane daha var. Oğlum ne yaptım abi? Onu da bugün tesadüf doldurmuştum. Valla. Senin geleceğine nasıl? Bunu indirdim. Evet, lastiğimizi. Gördün mü? 2 dakika sürdü mü? Yok. Hakikaten ya. Ben de bu kadar sürer diye düşünmüştüm bizim ama biz işte burada kaldık i̇şte. Yani. Şu kirkomun yağı bitmiş. Yağı bitmese bununla uğraşmayacaktık. Daha çabuk biterdi ama. Olsun. Bak olsun, gel 9 dakika yani. Olmuş videoyu açalı bak 9 evet. Dakikada hadi şey olduk falan pistanı dedik. Vay be abi. Ulan bir de ben bunun olup olmadığını da bilmiyordum. Allah'tan varmış arabada yani. Ya evet. İşte tabii şimdi kimisinin içeride bagajda ya bunların altta tabii. Altta olduğu için insanlar farkına varamıyor zaten. Var mı yok mu? Haydi bakalım. Fayda kapacağız. Deniz de var burada. Evet, evet. Ya bak şöyle bir etraf çekeyim Orhan abi. İzle akşam yaparken izle. Ya gerçekten çok güzel şurada karşıda ada vardı da. Ufak ada, mermer adası falan var. Arkadaşlar kendi videom gibi konuşayım. Güzel bir çınar var burada. Burada define vardır. Ondan sonra tepecikler falan var işte böyle. Böyle bir güzel bir yer. Ama soğuk güneşli olsaydı daha iyi olurdu yani. Evet şöyle bakalım. Evet. Evet arkadaşlar işimiz bitti. Ahmetçimiz şimdi yolcu edeceğiz. Evet. Biz seninle arkandan geleceğiz de. Neyse. İnşallah. Bekliyorum şarkıyı da. Tamam. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.